Üstadın o gün vefat ettiği gece, tabi biliyorsunuz otelin etrafında Urfalı halk sürekli dönüyor. İnsanlar üstadın çok seviyorlar. Ben bizzat hani orada, bakın, bunu gören, yaşayan birisinden dinledim. Çok yaşlı bir insandı. Dedi ki o gün, dedi, gece, üstadın vefat ettiği gece sabaha kadar otelin üstünde güvercinler tavaf etti. Allah Allah. Döndüler, dedi. Orada tabii çok güzel hatıralar var. Belki daha hani aklımıza gelmedi başka. Üstadın... Hocam orada özür dilerim. İzlerseniz arkadaşlar belki tahayyül edemeyebilirler. Yani öyle çok kalabalık derken o günkü Urfa nüfusunun birkaç misli, on binlerce kişi geliyor. Ve bir abi anlatmıştı. Dedi ben cenazede bulundum. Parmaklar üzerinde gidiyordu cenaze. Yani kimse tutamıyordu. Böyle sanki akıyordu gibi selin içerisinde. Dahili Mutlu abinin cenazesinde bulundum. O da öyleydi. Cenazede beraber gitmiştik. O da öyleydi. On binlerin üzerindeydi orada da yani şey. 1960'ta Urfa'nın nüfusu ne kadar zaten işte yani. Evet. Ama çok gelen olmuş. Evet. Bu üstadın hani güvercinlerin sabaha kadar tavaf etme meselesini Hoca Efendi'ye anlatmıştım. O da dedi ki ben Zübeyir abinin cenazesinde de, dedi, benzer bir durum gördüm. Onun, Evet. dedi, cenazesini camiden kabre kadar güvercinler gökyüzünde uçuştular, ona eşlik ettiler, dedi. Evet. Yani tabii üstadın 1960 yılı Temmuz 111 gün sonra kabri taşınıyor ve üstadın vasiyeti yerine gelmiş oluyor. Evet.